Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir lifin anlatımını yapacağım. Hanımlar, ilk kez bu lifi yapıyorum. Daha önce hiç yapmadığım bir lif modeli. İp olarak iki katlı lif iplerinden kullanıyorum. Markası Bonbon marka. Tığım ise 2 numara 1.75 milim. Ve ben hemen lifimin yapımına geçiyorum. Hanımlar, öncelikle bu şekilde parmağıma doladım. Tığımı buradan geçirerek bir tane kilit zincir yaptım. Bir tane daha yaptım. Bir tane gevşek ve bir tane de sık zincir yaptım. İpimi uzatarak burada yaptığım gevşek zincirime batıp bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle 4-5 batımlık yapalım. Bu şekilde bir fıstık yaptım. İpimi buradan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir zincir, tekrar ipimi uzattım. Aynı şekilde bir tane daha fıstığımı yaptım. İpimi tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık daha. İpimi tutarak kapattım. Bir zincir, bir fıstık daha. Hanımlar, bu şekilde fıstık sayımızı 16'ya tamamlayıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde 16 tane fıstığımı yaptım. Burada sarı ipimi bırakıyorum şöyle. Pardon. Önce şurayı sabitliyorum. Bakın, beyaz ipimi aldım. Şöyle burayı keselim. Şuradan hemen sabitledim. Şurayı da aldım. Şöyle. Bu şekilde beyaz ipimi sabitledim. Şuradaki sarıyı bu tarafta bırakıyorum. Sarıyı koparmıyorum. 2-3 tane zincir yaptım. Şöyle 3 tane zincir. Başına doladım. Şuraya battım. Bakın 1, 2, 3 kere de çıkardım. Şöyle. Bununla beraber 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi buraya 1, 2 tane zincir. Başına doladım. Hemen bir ileriye. Bakın. Bir trabzan yaptım. Tekrar başına doladım. Batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bir trabzan yaptım. Aynı şekilde 1 2 3 ve bir kere daha 1 2 3. Buraya 4 tane trabzan yaptım. Arasına bir zincir yapıyorum. Başına doladım. Bakın hemen bir ileriye 1 2 3. Tekrar başına doladım. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Başına bir doluyoruz. 3 kere de çıkartıyoruz. Araya bir zincir tekrar bir ileriye 1, 2, 3. Mantığımız bu hanımlar. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Hanımlar, dediğim gibi sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Aralara birer zincir yapıyoruz. Başına dolayıp hemen ileriye 4 tane üçlü trabzan.
Bakın şöyle. Bir kere doluyorum, üç kere de çıkarıyorum. Bir kere doladım. Şöyle bir, iki, üç. Sıramızın sonuna kadar, şuraya kadar yapalım hanımlar. Şuraya kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi yine bir zincir yaptım. Bakın şurası bizim sıramızın sonu. Şuraya bu şekilde iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Burada bir, iki, üç tane zincirimi yaptım. İpimi burada bıraktım. Hanımlar burada bıraktım. Şimdi bakın burada sarı ipimi bırakmıştım. Şuradaki iki trabzanımın arasına batıp şöyle sarı ipimi yukarıya çıkarttım. Buradan ipimi uzattım. Şuraya batarak bir tane fıstık yapıyorum. İpimi tuttum. Fıstığımı kapattım. Şöyle. Tepesine bir fıstık, başına doladım, dibine bir, bakın bir ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Sıramızın sonuna kadar üçlü fıstık yaparak devam ediyoruz. Buraya bir, şunun dibine bir, başına doladım, bakın şuradaki boşluğa bir, üçünü bir kapattım. Şöyle. Tekrar şuraya bir, bakın şuraya dibine bir, şuraya ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Mantığımız aynı hanımlar. Sıramızın sonuna kadar, yani şuraya kadar devam ediyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Buraya bir, başına doladım. Dibine bir, ileriye bir. İkili veya üçlü yapabilirsiniz hanımlar. Sıkıntı olmuyor. Şöyle. Kapattım. Şuraya bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Hanımlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar, yani şuraya kadar devam edelim. Burayı da beraber yapacağız. Hanımlar bu şekilde ilerledim. Şimdi bakın sıramın sonuna yaklaştım. Şuraya bir fıstık. Şuraya bir fıstık. Bakın şuraya bir. Üçünü beraber kapattım. Burada bir zincirimi yaptım. Bakın krem ipimden şuraya 3 tane zincir yapmıştım. Şöyle 3 tane veya 4 tane. Burada krem ipimi alıyorum. Şöyle. Şuradan geçirdim. Bu şekilde aldım. Şimdi hanımlar döndürüyorum. Bakın bu sırayı bitirmiş olduk, bir sıra. Döndürdüm şimdi. Krem ipimle bu sırayı devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir başına doladım. Şuradaki noktaya batarak bir tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2 zincir yaptım. Şöyle ileriye batarak bir tane üçlü trabzan. Tekrar başına doladım. Bir tane üçlü trabzan. Başına doladım bir kere ve üç kere de çıkardım. Mantığımız bu şekilde. Şimdi buradan sonra araya bir zincir yapıyoruz.
sıranın sonuna kadar bu mantıkla devam ediyoruz. Şöyle. Hanımlar, çok kolay ve çok da güzel bir model. Dilerseniz bebek yeleklerinde veya battaniyelerde kullanabileceğiniz bir model. Şöyle tekrar batıyorum. Yine bir zincir. İleriye şöyle bir trabzan. Hanımlar, mantığımız bu. Yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, bu şekilde bakın sırayı tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Yine bir zincir yaparak şuraya batıyorum. Şöyle. Buraya yine iki tane trabzan. Üç tane zincir veya dört tane zincir. Burada ipimi bırakıyorum. Şöyle. Şimdi mantığımız aynı. Yine buradan batarak, bakın şöyle batıyorum. Buraya bir tane fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir. Şöyle dibine bir. İleriye bir. Üçünü beraber kapattım. Tekrar şuraya bir, dibine bir, şöyle ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Hanımlar, bir sıra beyaz, bir sıra sarı yaparak lifimizi istediğimiz boyuta getirelim. Şöyle. Bundan sonrasını devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi bir sıra bu şekilde, bir sıra da krem yaparak lifimizi büyütelim. Ben büyütüp geliyorum. Hanımlar, ben lifimi bu şekilde büyüttüm. Bakın bu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tığım takıldı. 8, 9. 9 sıra sarı yaptım. Ben kenar tığlamasını da bu şekilde yaptım. Şimdi iki kenarını bıraktım beraber yapmak için. Şöyle hemen beraber yapalım. Bakın köşeyi söküyorum. Köşeyi beraber yapalım. Şöyle yeni başlar gibi ipimizi köşeye sabitliyoruz. Bakın burası köşe. Şöyle göstereyim. Buraya köşe olduğu için ilk başta bir tane fıstık yaptım. Şöyle fıstığımı kapattım. İpimi uzatarak fıstığımın tepesine bir tane fıstık yaptım. Şöyle fıstığımı kapattım. Üç tane zincir. Tekrar şuraya battım. Hanımlar, köşe olduğu için yine araya bir zincir, tekrar köşeye batıyorum. Bir tane fıstık, kapatmıyorum. Hemen bir ileriye şöyle bir tane daha fıstık. Bu iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Şöyle. İpimi uzatarak tepesine bir fıstık. Ve fıstığımı kapattım. 3 tane zincir.
şuraya batarak kapattım. Araya bir, iki zincir. Elinizin sıklığına göre arasındaki zincirleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yine buraya bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. İleriye bir fıstık. Şöyle ikisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Fıstığımı kapattım. 3 zincir. Bu şekilde kapattım. Araya dilediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. Az da yapabilirsiniz. Çok da sıkıntı olmuyor. Şöyle ben bir tane bazen iki tane yapıyorum. Tekrar tepeye bir, 3 zincir, tekrar tepeye. Araya bir zincir yaptım. Aynı şekilde devam edelim hanımlar. Bütün kenarı bitene kadar devam edelim. Bakın bu kenar birazcık güzel durmuyor ama şurada yan taraf olduğu için bu şekilde yaparsak bakın iki tarafta eşit olmuş olur. Ben şimdi bütün kenar tığlamasını yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde lifimi bitirdim. Boyutu gayet güzel oldu. Rengimiz biraz koyu çıkıyor ama çok güzel bir sarı bu arada. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Modelimin kenar tığlamasını da kolay bir şekilde yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.